Peki ihtilaflarımızı Resul'e götüründen maksat ne? Resul'e götüründen maksat da kardeşlerim, bir, eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatta ise bizzat onun muhterem zatına, bizzat onun kendisine götürmektir. Yani diyelim ki Allah Resulü aramızda, biz onu görüyoruz, işitiyoruz, meclislerine katılıyoruz. İhtilaf ettiğimizde ya Resulallah şunun hükmü nedir diye bizzat ona soracağız. Peki şimdi kritik soru, kilit soru. Resulullah'ın vefatından sonra nasıl götüreceğiz? Resulullah vefat etti. Dedik ki bakın hayatında Resulullah'a götüreceğiz. Peki vefat etti. Ben ihtilafımı Resulullah'a nasıl götüreceğim? Eğer dersen ki sen burada kastedilen Resulullah'ın şahsıdır, o zaman otomatikmen Resulullah vefat ettiği andan itibaren bu ayetin hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bu ayet hükümsüzdür o zaman, haşa. Biz biliyoruz ki kıyamete kadar Kur'an geçerlidir. Son muhatap olacağı insana kadar Kur'an geçerlidir. E nasıl olacak? O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ihtilafları Resulullah'a götürmekten maksat onun sünnetine götürmektir. 2 kere 2 4. Bunun zıddını söylemek dalalettir. Bunun zıddını söyleyen sapıktır. Başka bir izahı olamaz bunun. Bu birinci kritik soru. İkinci kritik soru geliyor. Peki biz şu anda vefat etmiş olan Resulullah'a ihtilaflarımızı nasıl götüreceğiz? Şu an yaşayan bir Müslüman ihtilafını Resulullah'ın sünnetine nasıl götürecek? Şimdi Resulullah yok aramızda aleyhissalatü vesselam. Sünnete götüreceğiz dedik. Peki nasıl götüreceğiz sünnete? Sen dersen ki sünnet muhafaza edilmemiştir. Sen dersen ki hadisler korunmamıştır. Ben nasıl götüreceğim Resulullah'ın sünnetine? Bana bunun izahını yap. İkinci sorumuz, bu ayet sadece Resulullah aleyhisselamın yaşadığı zamandaki insanları mı muhatap alıyor? Sen böyle dersen o zaman kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'ın evrenselliğini inkar etmiş olursun. Kur'an kıyamete kadar baki. Eğer sen dersen ki bu ayet o döneme has, o zaman sen Kur'an'ın evrenselliğini değil dönemselliğini savunmuş olursun. Zındığın birisisin o zaman. Üçüncü sorumuzda bugün bugünün insanları için geçmez mi? Vallahi bu üç soru inanın hadis inkarcılarının belini kıracak sorulardır. İşte ben her zaman bunu anlatıyorum kardeşlere. Cüz'iyatta tartışmayın hadis inkarcılarıyla. Gel kardeşim biz asılda, usulde tartışalım. Allah bana diyor ki mümin isen ihtilafını Resul'e götür. Ben nasıl götüreceğim? Bana bunun izahını yap. Ben bir mümin olarak nasıl şu anda ihtilaf ettiğim meseleyi Allah Resulüne götüreceğim? Bana bunu şerh et. Anlat da anlayalım yani nasıl olacak bu? Sen bunun izahını yapamayacaksın. Yapamazsın. Ancak şunu dersen izah etmiş olursun. Onun sünnetinin bugüne kadar korunmuş olması gerekir kardeş. Dolayısıyla sen ihtilafını sünnete götüreceksin. Bunu demenden başka bir cevabın olmayacaktır. Şimdi eğer biz bu ayetin hükmünün kıyamete kadar geçeceğine inanıyorsak ki öyle, o zaman onun sünnetinin de bugüne kadar muhakkak ve muhakkak korunmuş olması gerekir, korunarak gelmiş olması gerekir. İşte meselenin özü bu. Kim ne derse, buna muhalif ne derse zırva yapmış olur, sapıtmış olur. İşte hadis inkarcılarının söylemiş olduğu sözler, bu bağlamda, bu tarzda sözler kesinlikle inanmayın kardeşlerim. Aha Allah'ın ayetleri. Bize diyor ki ihtilafınızı Resul'e götürün. Resulullah vefat etti, o zaman sünnetine götürün. Peki sünnet korunmadıysa ben 2020'de yaşayan bir Müslüman olarak nasıl götüreceğim? Nasıl götüreceğim? Soruyorum. Mecburum ben ihtilafımı sünnete götürmeye, mecburdur sünnet bundan dolayı korunmuş olmaya. Bir insan gerçekten bakın samimiyetle bu soruyu düşünsün. Vallahi sünneti kabul etmekten başka hiçbir yol bulamaz.